Evet, sorumuza bakalım. Ne diyor? Emre 6 yüzlü ve 4 yüzlü iki zarı aynı anda atıyor. A olayı zarların çift gelmesi. Altını çiziyorum. Zarların çift gelmesi. B olayı da 4 yüzlü zarın 4 gelmesi olsun. Aşağıda verilen ve olası sonuçlardan oluşan örnek uzayı kullanarak sorulara cevap veriniz. Harika. PA yani zarların çift gelmesinin olasılığı nedir? Burada elde edebileceğimiz olası tüm sonuçları başka bir deyişle örnek uzayı görüyoruz. Bunların hepsinin olma ihtimali birbirine eşit. Toplam 1, 2, 3, 4 ve 1, 2, 3, 4, 5, 6 olmak üzere 4 çarpı 6, 24 tane olası sonuç var. Çok da mantıklı. 4 yüzlü zar için 4 sonuç, 6 yüzlü zar için de 6 değişik sonuç elde edebiliriz. Toplamları da 4 çarpı 6'dan 24'tür. Şimdi biz ne yapıyoruz? PA'yı arıyoruz. PA, A olayının gerçekleştiği sonuçlar bölü tüm olası sonuçlar olarak bulunur. Sonuçlar üzerinden gidelim. Bakın burada bir çift var. Aynı sembol değil ama ikisi de 1. Burada da burada 2 ve 2, burada 3 ve 3, burada 4 ve 4 var ve 5 ve 5 gelmesi de zaten mümkün değil. Çünkü 4 yüzlü zarın en fazla 4 yüzü olabilir. En fazla 4 sayısı var. 5 yok. O yüzden bu durumda 24 sonucun 4'ünde 4 tanesinde yani 1 ve 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 4 tanesinde A olayı gerçekleşiyor ve zarlar çift geliyor. Emre'nin attığı zarların çift gelmesinin olasılığı 4 bölü 24. Yani tüm olasılıklar içinde çift gelme olasılığı 4 bölü 24. Ya da ikisi de 4'e bölüneceği için sadeleştirerek 1 bölü 6 diyebiliriz. Sırada PB var. B olayı neydi? 4 yüzlü zar 4 gelecekti. Bunun içinde 24 tane eşit olasılığa sahip sonuç var. Peki bunların kaç tanesinde B olayı gerçekleşiyor? Bir bakalım. Evet, buradaki sonuçların hepsinde 4 yüzlü zar 4 gelmiş. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane. Yani B'nin gerçekleşmesinin olasılığı da ne oluyor? 6 bölü 24 ya da sadeleştirirsek 1 bölü 4'müş. Mantıklı değil mi? Şimdi B olayını incelersek A olayını tamamen göz ardı etmemiz gerekir. Çünkü B olayı sadece 4 yüzlü zarla alakalı. Ve 4 yüzlü zarın 4 gelmesinin olasılığı da 4 ihtimalden biridir. Sırada A olayının B olayına koşullu olasılığı var. Yani A ile B'nin birlikte ele alınması durumundan bahsediyorum. Başka bir deyişle 4 yüzlü zarın 4 gelmesi halinde zarların çift olmasının olasılığı. Şimdi biraz düşünelim. Bir sakinleşelim. Düşünelim. Bu B olayının gerçekleşmesi durumunda A olayının da gerçekleşmesi demektir. B olayının gerçekleşmesi durumunda A olayının gerçekleşmesi demektir daha doğru bir ifadeyle. Ve olası sonuçların sayısını kısıtlar. Neden? Çünkü bu olasılığı değerlendirebilmemiz için B'nin gerçekleşmiş olması gerek bir kere. Böylece örnek uzaydaki olası sonuçlar sadece bu sonuçlarla kısıtlanır. Yani B'nin gerçekleşmiş olduğu sonuçlarla. Dolayısıyla artık elimizde 24 tane olası sonuç yok değil mi? 24 vardı ama 24 yok elimizde artık. Ne var? 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 tane olası sonuç var. Peki bunlardan kaç tanesinde A olayı da gerçekleşiyor? Daha önce pembeyle işaretlediğim bu sonuçta. Buradaki 6 olası sonuç arasında zarların çift geldiği tek sonuç bu. Evet bu olasılık 1 bölü 6'ya eşit. Hemen yazalım. 1 bölü 6. Sonuç üzerine biraz daha düşünecek olursak B olayı bize 4 yüzlü zarın 4 gelmesi gerektiğini söylüyor. Bu durumda A olayının da gerçekleşmesi için 6 yüzlü zarın da 4 gelmesi gerekir. Şekil üzerinde de görebilirsiniz. Evet. Burada işaretlediğimiz sonuçtan bahsediyoruz. 6 yüzlü zar da bakın 4 gelmiş. Ve 6 yüzlü zarın 4 gelmesinin olasılığı da neydi? 1 bölü 6 idi. 1 bölü 6'dır. Şimdi B olayının A olayına koşullu olasılığına bakalım. Zarların çift gelmesi halinde 4 yüzlü zarın 4 gelmesinin olasılığından bahsediyorum yani. Bu da biraz ilginç. A olayının gerçekleşmesi halinde B olayının gerçekleşmesi. Şimdi bunun olasılığına bakalım. Evet, nedir bunun olasılığı? Yine koşullu bir olasılıkla karşı karşıyayız. Koşul ne? A olayı gerçekleşecek. Sonra B olayının olasılığına bakacağız bu durumda. Ve bu durum örnek uzayımızı ne yapıyor? Yine kısıtlıyor. Kısıtlama bu sefer A olayından kaynaklanıyor. Geçen sefer B olayından kaynaklanmıştı. Yani A olayının gerçekleştiği sonuçları örnek uzay olarak kullanacağız. Yani yine elimizde 24 olası sonuç yok. Kaç tane olası sonuç var? Sayalım 1, 2, 3, 4. 4 sonuçta A gerçekleşmiş. 4 tane var. Peki bu 4'ten kaç tanesinde B'de gerçekleşiyor? Sadece bunda. Zarlar çift gelmiş ve 4 yüzlü zar 4. O halde bunun olasılığı, tekrar ediyorum, zarların çift gelmesi durumunda 4 yüzlü zarın 4 olmasının olasılığı neymiş? 1 bölü 4'müş. İşin mantığını anlamaya çalışırsak, zarların ikisi de 1, 2, 3 veya 4 geldiğinde çift gelmiş olurlar şekilde de bu, 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 bu ve bu sonuçta da çiftler var. Ve bu sonuçlar arasında 4 yüzlü zarın 4 gelmiş olmasının olasılığı nedir? Nedir diye sorduğumuzda dörtte 1 cevabını alıyoruz. Güzel. Şimdi P, A ve B yani zarların çift ve 4 yüzlü zarın 4 gelmesinin olasılığına geçelim. Burada A ve B aynı anda gerçekleşiyor. Bakın aynı anda P A ve B. Farklı bir renkte yazıyorum. A ve B'nin olasılığı eşittir. Kaç tane olası sonucumuz var? 24. Paydaya 24'ü koyuyorum. 24. Bunların kaç tanesinde peki A ve B gerçekleşiyor aynı anda? A ve B'nin gerçekleşmesi için zarların çift ve dört yüz zarın 4 gelmesi lazım. Yani iki zarın da burada 4 gelmiş olması lazım ve bu sadece ve sadece bir şekilde gerçekleşebilir. İşte burada o halde olasılık da neymiş? 1 bölü 24 olur. Sırada A'nın olasılığı çarpı B'nin A koşullu olasılığı var. Şimdi bulduğumuz sonuçları kullanalım. Neydi A'nın olasılığı? A'nın olasılığı 1 bölü 6 idi. Çarpı B'nin A koşullu olasılığı neydi? O da 1 bölü 4'tü. Sonucumuz ne oluyor çarpınca? 1 bölü 24 olur. Buna benzer bir sonuç bulmuştuk değil mi? Son olarak da B'nin olasılığı çarpı A'nın B koşullu olasılığı var. Yine bunu da elimizdeki rakamlarla yapabiliriz. Çünkü hepsini tek tek bulmuştuk. Neydi B'nin olasılığı? 1 bölü 4'tü. A'nın B koşullu olasılığı neydi? 1 bölü 6. İkisini çarptığımızda yine neyi elde ediyoruz? Bunun sonucu da 1 bölü 24. Sizce A ve B'nin olasılığının A'nın olasılığı çarpı B'nin koşullu olasılığına ve B'nin olasılığı çarpı A'nın B koşullu olasılığına eşit olması, bunların üçünün de eşit olması mantıklı mı? Bakın, hepsinin sonucu 1 bölü 24. Peki, bu her zaman doğru mudur, her zaman böyle midir? Evet. A ve B'nin olasılığının ne demek olduğunu bir düşünün. A ve B'nin olasılığı, ikisinin de gerçekleşmesi anlamına geliyor değil mi? Şimdi, A'nın gerçekleştiğini düşünün. B'nin ve A'nın gerçekleşmesi demek, Bununla A'nın gerçekleşmesi durumunda B'nin gerçekleşmesinin olasılığının çarpımıdır. Bakın, burada zaten bir kısıtlama yaptık. Ve sonra bunu A'nın gerçekleştiği durumda B'nin gerçekleşmesinin olasılığıyla çarpıyoruz. Umarım, umarım kafanızı karıştırmadım. Ama daha kolay anlaşılması için göstereyim. Bunu B'nin A koşullu olasılığı çarpı A'nın olasılığı olarak yazalım. Burada A'nın gerçekleşmesinin olasılığı, burada da A'nın gerçekleşmesi durumunda B'nin gerçekleşmesinin olasılığı var. Ve bu A ve B'nin olasılığı ile aynı şeydir. İsterseniz diğer için de aynı şeyi yapalım. A'nın B koşullu olasılığı çarpı B'nin olasılığında B'nin gerçekleşmesi gerekiyor. Ve B gerçekleştiğinde A'nın da gerçekleşmesi gerekiyor. Evet bildiniz bu da nedir? A ve B'nin olasılığıdır. Yani yine aynı şeydir.